Gazeteci Şaban Sevinç bir iddiada bulundu. İddia şu yönde. Abdullah Gül'le CHP'li bir vekilin yakın zamanda yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. İddia edilen konuşma şu şekilde. Kısaca aktarmaya çalışacağım sizlere. CHP'li vekil, efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer diyor. Abdullah Gül, niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler diye soruyor. CHP'li vekil, Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler diyor. Abdullah Gül ise o zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar. Gazeteci Şaban Sevinç o konuşmada Gül'ün şunları kaydettiğini de aktarıyor. Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz diyor. Kim demiş şimdi, onu? Gül mü diyor, Şaban Bey mi diyor bana? Şaban Sevinç söylüyor. İddiası bu. Şaban Sevinç'in iddiası Abdullah Gül'le CHP'li... Abdullah Gül mü bunu diyor? CHP'li bir milletvekiliyle konuşuyor. Şimdi CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadroyla mı yönetecek gibi konuşmalar da iddia ediliyor. Son bir ay içerisinde görüşülmüş Abdullah Gül'le CHP'li vekil arasında. Nasıl okursunuz bu iddiayı? Ya birileri Cumhurbaşkanı olmak isteyebilir. Abdullah Gül ismi bu ülkede çok konuşuldu. Kaldı ki Abdullah Gül AKP kurucusu ve AKP döneminde Cumhurbaşkanı'dır. Yani Abdullah Gül'ün bu tür şeyi olabilir, niyeti olabilir. Ama demin konuştuğumuz gibi Türkiye gerçeğinin dışında bir iddia bu. Yani öğretmenlerle ilgili refleksi gördük. Yani öğretmenlerin hak eylemine bile tavır alan bir başka Türkiye yaklaşımı var. Abdullah Gül'ün bu yaklaşımının şu anda bir karşılığı yok. Hiçbir yerde bir karşılığı yok. Şimdi Şaban Sevinç'in yani aktarması, Şaban Sevinç yani arkadaşımdır, tanırım. Böyle bir görüşmede olmuştur. Böyle birisi de bir şey söylemiştir. Ama bu şu anki gerçekliğe uygun değil. Yani Türkiye gerçeğine uygun değil. Yani dönem ne Türkiye 2017 sürecinde, ne 2018'de, ne 2014'te. Şimdi demin mesela tartışıyoruz. Ben bu tartışmalardan gördüğüm şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu süreci çok iyi yönetiyor. Yani provokasyon, işte şöyle bir yapıyor, kışkırtıyor. Bunların hepsi havada kalan bir gerçeklik. Dün Kılıçdaroğlu ile ilgili genel yaklaşım neydi? Ya Kılıçdaroğlu bunları söylüyor ama gerçekleşmez. Kılıçdaroğlu 2017'den bu yana süreci çok iyi yönetti. Yani Türkiye siyasal tarihinde olmayan bir iş oldu. Belki kısmen 1973 CHP, MSP, Milli Selamet Partisi dönemi belki atıfta bulunarak örnek verilebilir ama Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede kavganın dışında bir diyaloğun olabileceğini herkese gösterdi. Bu, Kemal Kılıçdaroğlu kutuplaşma dışında bir işin olabileceğini hepimize gösterdi. Yani bugün bu ülkede ben muhafazakarım diyenle ben sosyal demokratım diyen yan yana yürüyebilmişse bu çok önemli bir iştir. Tam Türkiye'nin olması gereken, ben milliyetçiyim diyenle ben sosyalistim diyen sandıkta aynı oyu kullanabiliyorsa, askeri müşterekle yan yana geliyorsa bu değerlidir. Bu noktada da Kılıçdaroğlu'nun bir kere hakkını teslim etmek lazım. Çünkü biz şunu gördük. Ben eminim şurada tartışanlar bile kutuplaşmadan sürekli her konuda karşı karşıya gelmekten yorulmuştur. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Normalleşme noktasında atılan adımlar doğrudur ve Kılıçdaroğlu 3-4 aydır son derece Türkiye gerçeğine uygun politik önermelerde bulundu. KYK gibi mesela. Bunlar hiç öyle ÖTV gibi, EYT gibi, faizler... Hep tehdit dili kullanıyor ama. Faizler gibi, öğretmenler gibi. Şimdi burada şöyle bir şeyin olması lazım bakın. Belirleyici olan bütün ülkelerde, bütün dünyada iktidardır. İktidarın yaptığı yanlışı muhalefet öyle değil böyle olmalıdır diye işaret eder. Mesela Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerinin hiçbirisi havada kalmadı. Hepsinin bir gerçekliği var. Çünkü bu ülkede KYK bir sorun. 5 milyon civarında öğrenci ilgilendiren, 5 milyon 300 bin öğrenci ilgilendiren bir sorundu. Faizlerle ilgili söylediği, bakanın da kendi deklaresiyle gördük ki yaklaşık 6 milyonluk ödenemeyen borçlar üzerine binen faizlerle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. 5 milyon aile ilgilendiren. Şimdi Kılıçdaroğlu, yani icra dosyalarını kastederek söylüyorum. Ya bunlar doğru hamleler. Öğretmenlerle de ilgili, bakın yarın göreceğiz. Öğretmenlerle ilgili de mesela çok enteresan bir şey. Öğretmenler örneğin eğitim bir senler. Yani o anlamıyla MHP'ye ya da milliyetçiye daha yakın öğretmenlerle eğitim senli öğretmenler paralel taleplerde bulunuyorlar. Niye? Çünkü mesleki olarak ortak çıkarları var. Yan yana gelebiliyorlar. Ve bir muhalefet lideri olarak
Kılıçdaroğlu bir biçimde bunu öne çıkarıyor. Bu süreci dikkate aldığımızda Kılıçdaroğlu'na dün ya bu aday olursa zaten kaybedecektir diyenler Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleriyle birlikte kazanacağını görüyorlar. Kemal Bey Türkiye'de kazanma şansı yok diyor ya, Abdullah. Kime göre yok? Kim? Abdullah Gül otorite mi? Yani Abdullah Gül otorite değil ki. Yani kimse yani otorite, bakın şu anda resim şu. Bunun dışındaki değerlendirmeler gerçekçi değerlendirmeler değil. Farklı yaklaşımlar olabilir, farklı müdahaleler olabilir. CHP içinde de olabilir, CHP dışında da olabilir. Ancak resim şunu gösteriyor bakın. Altılı Masa son yaptığı açıklamayla, Saadet Partisi'nde yaptıkları toplantıdan sonra yaptıkları açıklamayla bir şeyi gösterdiler ya. İktidarın bütün söylemlerine rağmen biz bir arada yürüyoruz diyorlar. Biz Cumhurbaşkanı'nı birlikte seçeceğiz. Bu tek aday olacak. Tek aday da Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bir şey daha söylüyorlar. Bu aday seçilecek 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı olmayacak. Herkesin Cumhurbaşkanı olacak diyorlar. Bu son derece önemli ve değerlidir. Kafaları karıştırma hamleleri olur mu? Olur. Ama Türkiye bir değişimi dayatmış durumda. Bakın. Peki dışarıdan bir aday mı olacak yoksa Altılı Masa'dan mı? Ben çok net söyleyeyim. Çok net söyleyeyim. Yani Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve bu süreci doğru yöneten iki çok önemli isim var. Birisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Diğeri de Saadet Partisi Necdet Genel Başkanı. Bey, bu neden ilan edilmiyor? Bakın şunda, siz soruyorsunuz yani çok net söylüyorsunuz. Edilsen olur edilmezsen olur. Bakın, hayır niye merak bu, ediyorsunuz? Bakın burada merak yani hayır ya da toplum niye merak ediyor? Merak eder etmez ama mi? Bakın, ya, bunu isteyenler iki kesimdir esas isteyenler. Siyaseti çok iyi bilenlerle ya istiyorlar ya istemiyorlar. Bir kere bir. Şu anda herkes şeye odaklanıyor. Cumhurbaşkanı. Bir kere Cumhurbaşkanı seçimi önemli değil ki. Milletvekili seçimi ne olacak? Yani esas... Ama 9 ay sonra Cumhurbaşkanı olacak. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bakın şu anda Cumhurbaşkanı seçilsin. Parlamento onunla beraber seçilmesin. Adım atamaz. Şu saatte Cumhurbaşkanı niye rahat hareket ediyor? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi toplamıyla AK Parti'nin toplamı %50'den fazla. Bakın öyle bir davranıyor ki bir örnek. Başkanlık sisteminde öyle değil ama. Kütahya'da açılış yapıyor. Açılışa ne söylüyor spiker? Sayıyor bakanları bakanı sonra AK Parti il başkanı, MHP il başkanı. Niye Büyük Birlik Partisi il başkanını çağırmıyor? Hadi bakayım o da ittifakın bir parçası değil mi? Belki çağırmışlardır. Yani, hayır. Duyuyoruz. Televizyonda söylüyoruz. Orada yoktur. O an orada efendim yoktur. Niye yok orada o zaman? İttifaktan değil mi? Bakın. Bu nedendir? Cumhurbaşkanı Büyük Birlik Partisi'ni sayıyor ama demek ki yanındakiler saymıyor. Bu o manaya gelir. O organizasyonu yapanlar dikkate almıyor. Şimdi bakın. Burada ben şöyle Abdullah Gül asla Cumhurbaşkanı adayı olamaz Altılı Masa'nın. Yani neden olamaz? Böyle bir gerçeklik neden yok olamaz zaten. Neden böyle olamaz? Bir gerçeklik yok. Eğer Cumhurbaşkanı adayı AK Parti'nin içinden çıkmış bir aday olursa Altılı Masa kendini anlatamaz. Saad Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir masa olur o masa. Türkiye'nin yani sorunlarını burada, çözen masa olmaz. Burada, tabii. Burada olmaz. O zaman deva ve olmaz. Gelecek tamamen Türkiye, şansını kaybetmiş. Efendim, yok, deva, olmaz. Yani, deva bakın, ve gelecek bakın, olarak da bakmaz. Siyasetin doğrusu şu. CHP'nin bugüne kadar yaptığı hata hala aynı hatayı Altılı Masa'da yapıyor. Yalnız sağla bütünleşiyor. Yalnız sağla bütünleşince olmaz. Bakın ne diyor? Ne diyor? Diyor ki Altılı Masa, ben bir televizyon programında Saadet Partisi Genel Başkanımız da söyledi. Dedi ki bu altı parti dışında üçüncü parti olmaz. O zaman farklı ittifaklar çıkarsa kimse onlara hain diyemez. Peki Necdet Bey tamamlasın. Necdet Bey tamamlasın. Yani, çok belli. Söz bendeydi ama tamam, şimdi saygı buyurun. Şimdi bakın. Ben CHP'nin zor duruma düşürülmemesi için Cumhuriyet Halk Partisi kendi siyasal tarihinde süreci çok iyi yönetiyor. Bakın bütün veriler onu gösteriyor. Yani bu yalnızca bir aşlasyon değil. Üst üste koyduğumuzda şöyle bir resim var orta yerde. Bir kere değişmeyecek şeyi söyleyeyim. Yani AKP'liler dünkü kodlarla okumaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Niye? Çünkü AKP şu anda, onu hep söylüyorum. Şu anda bu ülkenin en statücü partisi AKP'dir. Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ne partisi özür dilerim?
Adalet ve Kalkınma Partisi ülkenin en statikocu partisidir. Niye? Çünkü durumunu korumaya çalışıyor. Durumunu korumaya çalıştığı için de ciddi yanlışlar yapıyor. Yani iktidarı kaybetme kaygısıyla. Şimdi altılı masada şöyle ciddi bir başarı var. Yalnızca kutuplaşmayı önleme açısından değil. Altılı masa Türkiye'nin temel sorunlarını gündeme taşıyor çözüm önerileriyle birlikte. Bakın öyle bir tablo var ki orta yerde. Muhalefet de bunu bence doğru kullanıyor. Bunu domine eden isim de Kılıçdaroğlu. Yani demin saydıklarımı tekrarlamayayım. KYK'dan faiz indirimine kadar ama sonuçta Türkiye şöyle bir noktada. Türkiye'de ciddi bir sıkışmışlık var ve bu sıkışmışlığının temel sorumlusu bu iktidar. Bu iktidar işte yeni 6 ay umutlarıyla, 6 ay sonra çözeceğiz umutlarıyla süreci ötelemeye çalışıyorlar ama bunun olmadığını görüyoruz. İki, Türkiye'de çok ciddi değişen bir şey oldu. Değişen şey şu oldu. Türkiye'de bazı kavramlar eski özelliklerini yitirdiler. Muhafazakarlık da bunun içinde. Yani kentleşen bir ülkede klasik muhafazakar tanım bugün siyaseten bir tek AKP için, siyaseten AKP için geçerlidir. Diğerlerinin biz asgari müşterilerde bir sosyal devlet olmadan yan yana gelebildiklerini gördük. Türkiye'nin bu sorunlarında Kılıçdaroğlu'nun hamleleri giderek bakın bir şeyi değiştirdi. Erdoğan'ın inandırıcılığı azalırken ki Erdoğan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi sahici ve inandırıcı bir lider portresi çizmesiydi. Erdoğan sorunları çözemedikçe inandırıcılığı ve sahiciliği azaldı. Kılıçdaroğlu gündeme taşıdığı başlıklarla sahiciliğini ve inandırıcılığını arttırdı. Ne söyleniyor en fazla en iddialı şey ne? Bunları hükümetten birileri Kılıçdaroğlu'na taşıyor. Kılıçdaroğlu da bunu Özlem Gürses söyledi onu. Gündeme taşıyor. Onu hayır, Özlem Gürses söyledi. Hocam Yeni Şafak da manşet attı. Yok Özlem Gürses onu itiraf etti. Yani bu projeyi çalıyoruz demeye getirdi. Hocam Yeni Şafak manşet değiştirdi. Başlık attı. Kılıçdaroğlu şöyle keyifli bir iş yapıyor. Siyasi mizahı yeniden bize hazırlatıyor. Yani biliyorsunuz onunla da dalga geçti.